Selamlar, saygılar. Bir World of Tank videosuna daha tekrar birlikteyiz. Bu replayda Maus tankıyla Berat oynuyor. Hesap Selçuk'un yoksa Selçuk'un hesabındaki Berkan'ın tankıyla Berat mı oynuyor? Berat'ın tankıyla Selçuk'a verdiği, kiraladığı tankla Berat mı oynuyor? Ya da Berat'ın Selçuk'a verdiği tankla Berkan mı oynuyor? Öyle bir şey demişti Selçuk, hatırlamıyorum. Ama ben Berat olarak söyleyeceğim. Berat'ın Maus tankıyla ilerliyoruz üstte enteresan bir böyle füze gibi bir şey var. Uçak saldırılarına yönelik Alman Hitler zamanından kalmış bir mouse görüyoruz. Ve arkada da bir su ısıtma kazanı var. Bu su ısıtma kazanı biliyorsunuz içeride 3 oda, 1 salon, bir de banyomuz var. Buradaki banyoda duşlarını alma amaçlı ve yine bulaşık yıkama amaçlı kullanılıyor. Arkasında da ufak mouse görüyoruz. Küçük mouse arkada olmaz önde olur. <laughs> Neyse çok iğrenç bir espriydi. Ve şehre geldik. Şimdi biraz geyik yaptık tabi ama gerçekten mouse'un bu haritada ya da haritası denk geldiğinde ne kadar kaliteli işler çıkarabileceğini göreceksiniz. Ayrıca Berat mouse'daki donanımlarını turbo şarj, hızlı yükleme ve sertleştirme olarak koymuş. Yani canını arttırıyor, daha hızlı top yüklüyor ve aracın hızı da artıyor. Şimdi bir tane attık, bir tane de sektirdik Gördüğünüz gibi tam 2 adet artı var. Bu aslında bizim için sıkıntılı. Ağır tanksanız böyle bir haritada belki şehre kaçma imkanınız var. Ama yine de 2 artı olması sizin için genel anlamda sıkıntı. Bizim takım arkadaşımız Maus'ta rakip takımdaki Maus'a basıyor. Gördüğünüz gibi her yeri Maus'lar sarmış durumda. Ve kendi yarı canını verdi. Yarı canını verdikten sonra bir atışı daha yedi. Biz rakip Maus'a atışımızı yaptık. Fakat bizim takım arkadaşımız orada artık ölecek derken öldü. Artiler şehrinin belirli bölgelerini bombalamaya devam ediyor. Burada ise Berat gerçekten iyi bir pozisyon almış durumda. Hafif ön çaprazını gösteriyor ve taretinde yine hafif çapraz bir şekilde gösteriyor düşman Maus'una. Burada çok çekişmeli bir durum söz konusu. Şöyle bir haritayı büyüteyim size. Gördüğünüz gibi Berat burada 1, 2, 3 tankla mücadele ediyor. Evet bir tane tank 705 a biraz daha pasifti ama baktı o müsait çıkayım vurayım dedi. Buradan yiyebilir sağ. Evet sektirde gerçekten. Maus zırhını konuşturuyor. Berat zırhını konuşturuyor. Maus zırhını konuşturuyor. Ve haritada şov yapıyor. 705A hala ani bölgede. Ve hala kendi takım arkadaşlarından bir destek gelmiş değil Berat'a. Tekrar atışını yaptı. 507, 500 vurdu. Gördüğünüz gibi tekrar haritaya baktığınızda haritanın çok büyük bir kısmında takım arkadaşlarının geride olduğunu görüyoruz. Hatta IS-4 gibi bir tank bile geride. Burada Berat'a tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten bu bölgeyi çok iyi korumuş ve çok iyi savunmuş. Eğer birazcık burada gevşek olsa, birazcık hata yapsa çok da burada sağ kalabilecek bir pozisyonda değil. Nişanını iyi alıyor ama Rakipte bir Maus ve Maus'u yan zırhından side scrap yaptığında taret ya da gövde özellikle gövde bölgesinden delmek neredeyse imkansıza yakın. İşte taretinin açık noktası bulur bulmaz da atışını yapıyor biraz da RNG'nin etkisiyle. Rakip Maus'u garaja yolluyor. Şimdi orada iki tank vardı. İkisi de gitti. 705 A var. Bir de arkadan gelecekler. işte leopard Alman Leopar'ı görür görmez cezasını kesiyor Berat'a. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor Berat için işler. 2400 hasar, 1900 sektirmesi var. Ama tabii bir mouse'un potansiyeli çok daha fazla. Yine gördüğünüz gibi side-scrap gösteriyor. Bakın aşağı yukarı şöyle görüyor şu anda 705A mouse'u. Hatta şu ön kısmını bile evet şöyle görüyor. Şu, şöyle, şu, 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 şöyle, 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 şöyle görüyor. Dolayısıyla ön kısmını bile delemiyor. 700 Yan kısmını delemiyor. 705A. Artı atışları 705A'ya geliyor. 705A atışını yaptıktan sonra... Tekrar Berat daha iyi bir pozisyon olduğunu düşünüyor ve 705A'ya basmak için geçiyor, palet yiyor, 705A'ya vuruyor ve yine e, çok fazla hasar almadan, çok fazla mermi sektirerek, şu anda 4200 mermi sektirdi ve karşısındaki tanklar gerçekten ağır bir tank, FV atış edecek. FV çok tehlikeli bir pozisyon, Berat içeri girdi, FV ve sektirdi FV, 1150 sektirdi bu mermiyi yese. İşler Berat ve takımı için hiç hoş olmayacak durumlara gidecekti. Fakat bunu da sektirmeyi başardı FV ve pardon Berat ve Maus. Berat bir atışın daha yaptığı 700 obje 780'i vurdu. Açısı gayet iyi. Bu pozisyona delinebilme delinebilmesi çok zor. Tekrar söylüyorum. Maus'u oynayan biri, Maus'a hakimse ve oyundaki Size Scrap zırh mekanik mantığını çözmüşse ancak bu tankla oynayabilir. Oynaması kolay değildir fakat yeri geldiğinde işte bu tip şeyler yapabilirsiniz. 5895 hasar, 7680 sektirme ile şu anda Mao zirvede 3-2 öne geçtiler ve az önce dezavantajdaydılar fakat şu anda avantaja gelmek üzereler ve Artık gördüğünüz gibi e de madem sen vurdun ben de gideyim burayım. Ben de şöyle 300-500 taratayım kardeşim hep sen vuruyorsun diye oraya geliyor. Ama bunu başta yapman lazımdı sevgili saygılı E100 efendim. Evet Berat tekrar pozisyon değiştirecek. Çünkü pozisyonda çok fazla artık yapabileceği bir şey kalmadı. O şehrin içine girip hemen işte şuradaki FV'ye ateş edecek. FV yine sektirdi mi? Hayır. Bu sefer FV vurdu. Maçın başından beri aldığı en büyük hasardı. Önce FV sonra da artı. Diğer bir artı Tekrar diğer bir artı. Şimdi burada saç yan çıkmadı direkt normal vurdu diyebilirsiniz ama artı atışının gelebilme ihtimaline karşı yan zırhından çok fazla eme karşı işte bunu söylüyorum. O yüzden yan çıkmadı. E bir de zaten orada FV Tek atışa düşmüştü. Dolayısıyla hani bu koca cüsteyi çevirmeye gerek yok diye düşündü Berat ki doğrusunu yaptı. Berat şu anda 7.631 hasar, 7.680 hasar pardon, 7.631 hasar, 7.680 sektirme ile zirvede ve şu anda şu hasarla, şu hasar ortalamasıyla çoktan harekat görevlerinin en üst seviyesi olan görevi yapmıştı. Bundan sonra artık maçı kazandılar. 9-2 Berat hasarını biraz daha arttırmak istiyor. Ve şehrin içinde yuvar mı lan bana yanmakan diyerek gezmeye başlıyor. Mouse'umuz ısıtma tankıyla ve diğer aparatlarıyla gerçekten çok şık görünüyor. T 10 onu e yine sektirdi. Artık 8400 gibi bir sektirmeye ulaştı. Ve 8100 hasarda. Ve bunu arttıracaktır çünkü henüz daha 2 tane 3 tane daha vurabileceği tank var Berat'ın. Artilere gitmesi çok zor. Artiler biraz daha uzak. Ama bu dakikadan sonra da artık oyunu bıraksa ben oynamıyorum bile dese yeridir. Çünkü gerçekten çok başarılı bir oyun sergiledi Berat. Özellikle ilk dakikalarda aldığı pozisyon, orayı tutması, o bölgeyi tutması takım arkadaşları gelmemesine rağmen ki IS-4 gibi bir tank var. Diğer molosun yaptığı hata hunharca rakibe basması ve erken ölmesi kendi takım arkadaşı için e, kabul edilemez bir hata ama e, bu pozisyonlardan e, Berat hiç etkilenmedi ve hasarını yağdırmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi Grede atışını yapıyor ve 9428 hasara ulaşıyor. Artık son bir araç kaldı. Eğer Jack de vurursa ki vurdu. 10.000 hasar barajını geçiyor Berat. Savaşı Berat ve takımı kazanıyor. Burada Berat'ın etkisi çok çok fazla gerçekten Berat olmasaydı, Berat o bölgeyi tutmasaydı bu maç çok rahat bir kayıp haline gelecekti efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakınız. Berat'a da tebriklerimizi sunuyoruz buradan. Hoşçakalsın. Kendine iyi baksın.